Sevgili seyirciler, cağ kebabı, kadayıf dolması, ayran aşı, dağlarında kar ile boranı, aşağıda dadaşı. Hazır mıyız gezmeye? Dadaşlar diyarı Erzurum'dayız, Erzurum'da. Gidiyoruz gündüz gece. Kavız mana ısmarladım nargele nargele. Kavız mana ısmarladım nargele nargele. Gümüş kemer ince bele dar gele dar gele vay dar gele dar gele vay dar gele dar gele. Sevgili seyirciler, bizim Erzurum'un dadaşı, kedesi, ayran aşı, cağ kebabı, binlere destan ama bir de bakırı var ki bakırın hikayesini beraber işleyeceğiz. An böyle işte bakır böyle, sonra bu hale nasıl geliyor Yavuz yanında bize anlatacak. Şimdi ne yapıyoruz ilk önce? İlk önce bakırımızı alıp atalım. Tamam, takalım. Hele dadaş hoş musun? Dolu musun, boş musun? Ayakların yan basit yoksa sen sarhoş musun? Hey hey can can! Trenin uzunu tıramadım bu zini. Aldım dadaş kızını, çekemedim nazını. Hele dadaş hoş musun? Dolu musun, boş musun? Ayakların yan basit yoksa sen sarhoş musun? Şimdi başlıyoruz, bismillah. Pul bakırımızı oraya yerleştirdik. Evet, şaka fırlama tehlikesi var. Tehlikeli. O zaman tamam, ben burada duruyorum. Sen başlıyorsun. İş olursa ben fırlamaya karşı buradayım. Tamam. Hani ne yapıyorsun şu anda? Yağlıyor mu? Ne yapıyorsun? Yağlıyor mu? Valla yağladım, evet. Mazgaranın pişmaması için. Zeytinyağı mı? Yok, res yağı. Tereyağı bizim meşhur Erzurum'un sarı yağı var. Ondan vursana. Ne uğraşın? Sarı yağın kilosu 30 kilo. Burada nasıl kullanalım? Doğru. Sarı yağ kıymetli. Sarı yağ olmaz. Sarı yağ vurmuyoruz sevgili seyirciler. Res yağı. Vay 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 vay. Vay cidden rahmet. Ben yapamaz mıyım bunu? Valla siz de deneyin isterseniz. Ama zor diyor. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi bunun fazlalığını kesiyorum. Ha, şimdi fazlalığı. Burada fırlama tehlikesi var. Vay. Kenarlarını aldın, değil mi? Ne yapıyorsun şimdi, ne yapıyorsun? Şu anda düz mazgarayla, görmüş olduğunuz mazgara. Mazgara? Evet. Bununla kalıbın üzerine yapıştırmaya çalışıyorum. Yapışacak mı? Yapıştı. Yapıştı. Bununla? Evet. Mazgara mıydı? Mazgara, evet. Mazgara. Evet. Daha sonra kordon bölümü burası. Yani kordon bölümü neresi oluyor? Evet, şurası. Şurası. Kordon var ya. Ha, şurayı yapacak. Hepsi için ayrı mazgara mı var? Evet, bu da kordon mazgarası. Vay! Ne güzel oldu ha. Evet. Benim şu kordona da bir mazgara yapsana abi. Şu kordonlarım benim biraz sarktı. Olmaz mı? Olmaz, yok. Kordon bölümünü de yaptık. Evet. Sonra? Yağını siliyoruz. Yağını siliyoruz. Ha şurası. Evet. Burası çok önemli. Burası çok enteresan oluyor. Burayı ben anlayamadım. Burayı bir görelim nasıl yaptığını. Şimdi başlıyoruz. Şu kısmı yapacağız. Yani, evet. Şu kısmı. Buranın adı ne? Taban bölümü. Taban bölümü. Tamam. Taban bölümünü yapıyoruz. Hadi bismillah. Allah. Vay 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 vay. Abi nasıl yapıyorsunuz bunu ya? Yetenek de meselesi. Yetenek meselesi. Evet. Maşallah. Sonra? Şu an bitmiş. Bitti. Pul bakır. Oldu bize. Osmanlı ibriğinin leğeni. Alt. Ha, Osmanlı ibriğinin leğeni oldu. Alt kısmı oldu. Ambeleydi, ambele oldu. Heh. Şimdi ben öbür tarafa geçeceğim o zaman. Hele dadaş hoş musun? Pey pey can can. Şimdi nereye geldik? Ustamızın yanına geldik. Aa, orada böyle küçük pullar vardı. Burada da büyük pullar var. Sen de aynısını mı yapıyorsun? Bundan mı yapacaksın? Bunun büyüğünü yapacağız. Bunun büyüğünü yapacaksın. Büyük pula, büyük ibrik altlı. Osmanlı ibriği altlı. Evet. Tamam. Ustam bir şey söyleyeceğim. Şimdi evet. Burada herkesi sen öğretiyorsun galiba, değil mi? Buranın evet. Ustası sensin. Evet. Buranın ağası sensin ustam. Yani. Burada kral sensin. Biraz öyle olur. Bana da öğret. Ne olur kurban olayım. Öğretelim baba ya. Cidden rahmet. Eyvallah. Ne olur bana da öğret. Eyvallah ustam. Kardeşim. Mustafa abim başlıyor. Hadi bismillah Mustafa abi. Nasıl başlıyor? Bunun adı neydi? Top mazgara. Top mazgarayla başlıyoruz. Ya Allah. Bismillah. Abo. Vay 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 vay. Mustafa abi, Mustafa abi. Bu nasıl ustalık ya? Maşallah abi. Bu bakır ustalığı başka bir şey. Gerçekten bir sanat. Mustafa abi, şimdi neresine geliyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi çapanı alacağız, kordonu vuracağız. Tamam. Bitmiş olacak. İnşallah. Tamam.
Şimdi çapağını mı alıyorsun? Evet. Benim bak hele çapak varsa benim de şimdi. Sen tornaya bağlamamız lazım. Güzel şey için. Ya hep onun çapağını diyorum. Bir de bizim çapağımı al ne olur. Allah Allah. Allah Allah. Vay 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 vay. Vay vay vay. Bu da renin uzun. Şimdi ne yapıyoruz? Tabanı bak. Ha taban tamam. Hey maşallah ya. Tabanı basıyoruz diyor. Yaptığı iş var ya dillere destan. Tabanı basıyoruz. Böyle salise de böyle tam böyle saniyede bitirdi. İşte bu da büyük bulum. Evet. Son aldığı hal. Ya ne olur bizim kıtlama. Abi bir şey söyleyeyim. Ustam sen ustasın. Sen söyleyeceği yapar. Ben bir saatte söylemiyorum. Yaz bir türkü söylesin ne olur. Söylesin tabii. Usta söylesene. Tabii. Söyle, Yavuz'cum. Söyle. Yavuz'cum gel bir türkü söyle bize dinleyelim. Yavuz bize şöyle konuya uygun bir türkü söyle. Çay istedik kıtlama. Evet. He, sen de öyle. Şu an gelmedi mi? Yok gelmedi. Hala gelmedi kardeşim. Ben anlamadım. Çağıralım. O zaman onu şarkıyla mı çağıralım? Şarkıyla çağıralım. Ne dedin? Bugün hava Erzurum aman aman. Bugün hava Erzurum aman aman. Bu havayı seviyorum, oynarım dayanamam. Bu havayı seviyorum, oynarım dayanamam. Bir çay getir kıtlama, kız bir dur içim patlama. Önce Erzurum gelir, hiç sırayı atlama. Önce Erzurum gelir, hiç sırayı atlama. Bir çay getir kıtlama, kız bir dur içim patlama. Önce Erzurum gelir, sen sıranı atlama. Önce Erzurum gelir, sen sıranı atlama. Hey, hey, can, can. Vay vay vay. Vallahi geldi. Aha, aha dur. İşte bizim meşhur kıtlama şekerimiz. Bizim burada çaya atılmaz şeker. Atılmaz. Adamı kınarlar. Allah muhafaza. Çay şeker atılır mı? Atılmaz. Nereye koyuyorsun abi tam olarak? Bir ağızda bir göreyim. Tam ağızda koyuyoruz şöyle. Sen koydun mu ağzı? Ağzı koyacağız. Ha şöyle. Tamam bir bakayım nereye tam olarak. Şöyle şekeri kırıyoruz. Şöyle. Tamam koy. Kenara mı? Dilin kenara. Dilin üstüne koyuyoruz. Dilin üstüne. Dilin üstüne koyduğunuz zaman. He. Bunlar bir tane çay içersin rahat. Tamam. Bu şimdi kıtlama. Dilin üstüne koyuyorsun. Biz bakır istiyorduk. Nereden geldik biz buraya ya? Sen çay istersin. Kardeş biz bakır anlatıyorduk. Gene çayı nereden getirdiniz siz bunu ya? Misafir ikramımız olsun burada. He. Bir çay getir kıtlama. Herhalde söylemesek gelmeyecek. Ne söylemedi bak. He. Gel. Nasıl konuşuyorsunuz siz bunu? Ağzınızdayken konuşuyor musunuz? Alışkanlık var. Ben konuşmam. Konuştuğum zaman kenara at şekerli. Ha. Oh. Daha yeter cırıldım getirme. Getirme. Cırıldım cır... Daha yeter cırıldım cırıldım yeter. Bu aşamada evet. Bakır bu hali aldı. Bu balası bu babası. Şimdi bunun bu hali buraya geldi. Şimdi evet. Buradan ne olacak? Bundan sonraki aşama ne? Buradan sonraki aşama polisaj bölgesi var. Oraya ha, veriyor. Oraya gidiyor. İşte orada paralayacak. Yıkamaya falan boyamaya. Ben oraya gidiyorum. Müsaade var mı? Müsaade senin. Allah razı olsun. Kolay gelsin usta. Sabunu koydum ne gene gör başıma. Ne gele ben canımı veririm kadir kıymet. Birine bir o yana bu yana bir o yana. Bu yana ben canımı veririm kadir kıymet. Birine bir o yana bu yana bir bu yana. Bu yana hiç de bak bir bu yana bir bu yana. Bu yanına pey pey can can. Sabunu koydum ne gene gör başına. Ne gene ben canımı veririm kadir kıymet. Bir o yana bu yana hiç de bakmir bu yana. Aman pey pey can can. Aldın abim. Nasılsın abim iyisin? Vallahi iyiyim iyiyim. Oy. Anam daha iyi oldu. Ya maşallah. Ne kadar neşeli insanlar, ne kadar güzel insanlar. Abi bizim olacak. Buranın adamı Dadaş böyle. Neşeli Dadaş olur. Çelik bir yaydır onu. Onu eğmeye bükmeye gelmez. Gelmez. Emi ne yapıyorsun Emi? Vallahi kolay diyor. Emi şimdi bunu elimize aldık. Şimdi ne yapıyoruz bunu? İlk önce sıcağı mı koyuyoruz? İlk önce ateşin üstüne. Ateşe koy. 300 derece. Kaç? 300 derece. Abo vallahi muhafaza. Anam ya Rabbim bizi cehenneminden koru ya Rabbim. Amin. Bu ne? Şu neydi? Şu ne? Bu nişadır. Bu nişadır bu ne? Bu kalay. Ha bu kalay. Bu kalay. Kalayımız yok. Nişadırı da attık. Kalayın içine. Kalayı da attık. Vay. Ben beyaz eder. Vay 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 vay. Dışarısı
Soyuk burayı hiç gene sıcak dışarısı. Oo, soyuk soyuk. Ama yazın? Yazın evet pişiyor. 40 derecede. Şimdi o içini sıyırdık. Kalayı aldık. Abo! Anam dur dur. Şimdi burada siz ne yapıyorsunuz? Siyanür şu. Ha, siyanür mü bu? Evet. Zehir. Kanıyor, zehir. Bunda da sudan çıkıyor. Sevgili seyirciler, bu siyanürmüş. Zehir değil mi bildiğiniz evet, zehir? Evet. Ben uzak tuttum. Ben mesela bunu hiç bir tarafınıza değince bir şey oluyor mu? Yok, suyla karışmadığı için bir şey yok. İçmediğim müddetçe suyu bir şey yok. Olmaz. Sıcak mıdır hala? Evet, sıcak. Dokunayım mı bir? Bu sene de yine sıcak. Ha, siyanür ne yapıyor ki bunu böyle? Balayın çivini alıyor. Balayın çivini alıyor, temiz pisleniyor, temizliğini alıyor. Hani çivi çiviyi söker diyorlar aynı, ya. Aynı hesap, doğru bu da diyorum. Zehir zehiri aynı, alıyor. Evet, evet. Ana. Peki şimdi bunu siyanürle sildik. Evet. Ondan sonra burada bir daha mı yıkayacağız? Bir daha yıkayacağız burada. Sonra bir daha mı siyanür? Ondan sonra kurulayacağız şu şekil. Ha bunlar kurulanmış. Evet. Evet. Ama biz şimdi nereye gidiyoruz? Evet. Yıkamaya gidiyoruz. Evet. Evet. Bir ton yer var yani. Evet. Yıkamadakilere bir şey diyor mu? Ben oraya gidiyorum. Valla bütün arkadaşlara... Alın! Korkma, korkma. Demin ne yaptın uydun koptu. Korkma. Siyanürden korkuyorum zaten. Sabunu koydum ne gene gör başına ne gene. Ben canımı veririm kadir kıymet bilene. Hey 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 can 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 can. Allah Allah. Hele dadaş hoş musan dolu musan boş musan. Ayakların yan basit yoksa sen sarhoş musan. Oy seni yerim seni yerim. Canım oy. Benim. Allah. Budur işte dadaş bu. Dadaş bu. Dadaş bu. Dadaş çelik bir yaydır. Ona eğmeye gelmez. Yani. Yani. Hadi gel Erzurum'a gel. Erzurum yaşı güzel. Hadi gel Erzurum'a gel. Erzurum yaşı güzel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? Sağ ol. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Adın neydi? Selim. Selim. Bulaşık, bulaşık. Bulaşık yıkıyoruz. Ya ne bulaşık yıkıyor? Ben ona sarıyorum, o da bana sarıyor. Bulaşık yıkıyoruz. Aslında ne yapıyorsun? Kalaylanmış. Yani polis arzından çıkıyor, bize geliyor. He. Biz de burada yıkıyoruz. Suları atıyoruz. Sudan çıkartıyoruz, çepeye atıyoruz. He. Böyle boyaya yolluyoruz. Boyasa boya, gümüşse gümüşünü yapıyoruz. He. Bu siyanür var mı? Yok, bu da sadece sabunumuzdan su var. Hangi anamı sabunu koydum ne gene? Bu mu? Evet, aynen o. Senin ben iki tane gügüm getirdim. Evet. Yani sobaya koyacağız, sobanın üstüne de olmalı çay içerik. İçeriz. He, ne yapalım? Olmalı çay içerik artık. İçeriz. Şimdi bunları da aynı şekilde burada yıkacak mısınız? Evet. İçeriz. Atayım mı? Atalım, atayım. Tamam, şöyle atıyorum. Bismillah. Şimdi bunları normal sabunumuzu da yıkıyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Hiçbir tortusu, hiçbir pisliği kalmıyor. Yok, kalmıyor. Yıkıyoruz burada evet. Güzel. Ondan sonra sudan çıkartıyoruz. Ondan sonra yere koyuyoruz. Az suyunu süzünüyor. Ondan sonra çepeye atıyoruz. Çepeğinden çıkartıyoruz. Boyaya yolluyoruz. Şimdi burada, bu yıkandıktan sonra buraya gelecek değil mi kardeşim? Evet. Volkan'a götüreceğim. Hadi biraz çabuk ol. He, onu yıka. Alttan yıka. Heh, su zaten girdi içine değil mi? Evet. İyi yıka, iyi yıka. Sağ olasın. Şimdi gügümü suya çimdirdik. Evet. Çimdirdik. Evet. Ha Volkan, Selim selam var. Şimdi bir yıkayacak mısın? Evet. Sana zahmet. Normal su mu bu? Evet. Tabii. Siyanür falan? Yok. Zehir? Sadece, yok. Sadece. Zıkkım falan yok, hiçbir şey yok. Da Allah. Normal suda hiçbir şey yok. Bunu burada Volkan kardeşim güzelce yıkıyor. He. Gügümün içinde iyice suladı, tertemiz yaptı, bana veriyor. Ben bunu ne yapacağım? Talaşa veriyorum. Talaşa. Niye talaşa mı? Kurulayacağım. Ama daha yeni yıkadık. Niye talaşa sokuyor? Talaşa mı girecek bu? Evet, talaşa. Anam, dur oraya geliyorum. Suyumu yıkanmasın. Selamünaleyküm. Aleyküm. Nasılsın kardeş? Eyvallah, sen nasılsın? Cidden rahmet. Ben bu gügümü getirdim. Dediler ki biz bunu o kadar yıkadık, uğraştık ama bunu talaşa girecekmiş. Neden talaşa giriyor? Talaşa girmesinin sebebi bunun içindeki yanında, yöresinde kalan suyu bunun çekmesi. Bunu atacak talaşından onu güzelce hemen kurulayacak. Tamam. Ondan sonra fırçalarımız var. Fırçalarından onun talaşını temizleyecek. Bundan sonra vernice edecek, boyaya edecek, işlemeye edecek, satışa sunulacak. Senin o şiveli ağzına kurban olurum ben. Eyvallah, ben de sana kurban olayım. Ay. Tamam zahmet, talaşa yatırdık. Ana kayboldu, kayboldu gitti. Ha onu parlatıyorsun öyle. Şimdi bunu talaşından böyle yıkar gibi silirsen he? Suyu bunu hiçbir şeysi kalmayacak. Su kalırsa bu fakirde şey olur. Ne? Bozulma olur. Bozulma ha, olur. Su olmayacak. Leke olur. Leke kalır. Lekeli olur. Lekeli olur. Hı-hı. Talaş bunun bütün suyunu alıyor değil mi? Evet. Kardeş ayran aşı var mı?
Vallahi ayran aşının yapılması lazım şimdi. Kete var mı kete? Ketenin tandırda pişmesi lazım. He, ketenin tandır. Doğru. Hani ben belki getirmişsiniz evde diye. Hani yok. Kıtlama çay. Gene kıtlamaya devam ben. Kıtlama çay. Kıtlama. Gene kıtlamaya devam. 3 tane kıtlama çay çek. İkisi demli mi? Çay. 3 çay. Evet. İkisi demli. He, kıtlama olsun ha dadaş işi. Talaş da güzelce kardeşim bunu böyle her yerini böyle temizledi. Bir damla bile su kalmaması gerekiyormuş. Çünkü o bir damla su bunun üzerinde lekeler bırakıyor. Lekeler bırakınca da ne oluyor? Onlar daha zor geçiyor. Şimdi bütün lekeleri gitti. Allah'ın izniyle inşallah bunu artık içine suyu koyup ve sobanın üstüne koyabiliriz inşallah. Şimdi bundan sonra bir aşama daha var. Ne? Alayım. Fırçalayacağız. Evet. Sen iyi fırçalarsın. Erzurum çarşı pazar, leylim aman aman, leylim aman aman, sarı gelin. İçinde bir kız gezer, oynanan örsün, sarı gelin aman, sarı gelin aman, sarı gelin aman, suna yarın. İçinde bir kız gezer, oynanan ölsün, sarı gelin aman, sarı gelin aman, sarı gelin aman, suna yarın. Allah razı olsun. İşte talaşlanmış gügümüz de hazır. Böyle mi kalacak? Yok. Bunun bir süsü eksik. Hangi süsü o? Bu nakışları var ya böyle böyle ince ince nakışları olacak bunun daha üstünde. Şimdi oraya gidiyoruz. Nakıştakileri bir şey diyor mu? Benden selam söyle Eyüp Bey. Erzurum'da bir selam şöyle Erzurum bir selam. Erzurum'dan baba nene 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 kurdum iskele. Kurdum iskele. Hele yaşım 18 dedi. Bir şey diyeceğim. Sevgili seyirciler şu an tam neredeyim? Hani o turistlerin, yabancıların hayranlıkla böyle izledikleri handmade denilen yani el işlemesi, el yapımı denilen yerin tam ortasındayım. Handmade'in ortasındayım şu anda. Değil mi emmi? Burada her şey el yapımı. Kaç sene oldu emmim? Ben 62 yaşındayım. 50 sene bir meslekteyim. Maşallah ya. Bunda mesela hangi işlemeleri yapıyorsunuz daha çok? Şimdi bu yuvarlak plaka gelir. Bu şekilde sokarız elde. Bunları siz mi yapıyorsunuz evet, şunlara? Evet, evet. Bu tamamen çekiçle evet, değil mi? Evet, evet, evet. Devam ediyor burada bakır sanatı. Bu bir sanat. Hala devam ediyor maşallah. İyi ki de devam ediyor. Gördüğünüz gibi böyle çekiçle dokuyorlar böyle. Üstüne böyle nakışları böyle güzel güzel yapıyorlar. Bu kildandır. Ne? Kildan. Kildan. Evet eskiden hamama hanımları, padişah hanımları hamama giden de he? O zaman sabun yokmuş. Kil diye bir şey varmış. Ha, kille yıkanıyorlar. Evet, lifi tarağını koyarlarmış, hamama giderler. Kildan. Saklama evet. Kabı. Saklama kabı, evet. Evet. Bunu alır, kapağı var mı emin? Öyle şey yapıyor. Ha. Kapağı vermesin. Bir tane kapak versene Volkan oradan. Bunu şimdi eskinin zenginleri çok kullanıyormuş tabii de. Şimdi artık herkes kullanabilir. Şöyle. Mevcutta hepsi var. He, kapağı var bunun. Kapağı bunu kapatıyorlar böyle hanımlar. Kakadı var, kulpu var. He, bunu böyle kapa, kulpu da var. Böyle alıp hamama gidiyorlar. Tekrar o lifleri içine koyuyorlar. Buradan bu suyu atayım böyle. Suyu hiçbir şey kalmıyor değil mi? Doğru. Suyu da gidiyor hiçbir şey kalmıyor. Doğru. Tekrar bunu böyle koyuyorlar. Diyorlar ki nereye gidiyorsun bacı? Eltimgil'e gidiyorum seninle evet, karşıyım diyor. Şimdi bunun adı kildan. Evet. Bir de başka şeyler de var. Bu da kildan mı şu? Bunlar da kildanın yeni yapılmışı. İşte aynı yapıyoruz. Bunlar o seviyeye geliyor. Ana. Bunlar oval, onlar yuvarlak. Evet. Aa, bu da yuvarlak. O seviyeye getiriyoruz. Ha. Mesela böyle tek tek işliyorsunuz. Evet. Bunların mesela bu nakışların ismi var mı? Yok. Aa, bununla mı yapıyorsunuz? Evet, evet. Zımba keski. Değil mi? Evet. Bunun adı ne? Keski. O keski. Bu da zımba. Evet. Vay. Topaçlı. Çok güzelmiş. Topaçlı zımba. Bunun ismi yok, belli bir ismi yok. Yok. Şu tırtır. Tırtır. Evet, şu baklava. Ha, onu soruyorum. Evet. Baklava bak, evet. Bu baklava. Bu nokta, yani bu şu yuvarlaklıkta nokta. Nokta, tırtır, evet. Baklava. Evet. Ama burada da kadayıf da olması. Evet, doğru. Afiyet şeker. Cağ kebabını göremedim. Onu da kurban olsun, yedim. Vay, Allah razı olsun, değil mi? Sağ olasın. Tak 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 tak.
Valla gerisi güzel yapmıyor yani, değil mi? Evet, tabii. Onu kendi içinde böyle bir müzik ritmi gibi yani, öyle bir şey oturmuş. Hem hepsinin aslında vuruş dereceleri, sayıları aynı oluyor galiba. Evet, evet. Hepsinin aldığı darbeler aynı oluyor. Evet. Hem de kulağa daha hoş geliyor. Yoksa akşama kadar tak tak abo ne yapacağız değil mi biz olarak, değil mi? Belli bir süredir sonra duymuyorsunuz değil mi artık mesela bu sesleri? Sen türküyü söylediğin zaman sana hoş geliyor. Bu da bize çeşit sesi. Ya benim türkü sana hoş gelmiyor. Yok, geliyor harici. Ha benim türkü sana hoş gelmiyor. Yok, al o zaman. Kardeş, 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 oh oh yeah, oh yeah, oh yeah, 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 can, can, can Erzurum. Emin abi yakarım, vallahi yakarım, ya bana da öğret ya bunu yakarım, komple yakarım, kendimi de yakarım. Yok abi yak yani, ne yapalım sen de. Daha Allah razı olsun ya, ben de zannediyorum yakma abi falan diyeceksin. Bak dediğin yanacak, yananı görür Allah. Ya bak yanarak öğreniyor. Yananı görür Allah. Bu iş yanarak öğreniyor. No, ay abimle. Yani görüyorsun. Abinin eli bak yanmış ya. Yanık yanık bak. Ben bunları getirdim şimdi Emin abime. Emin abim ne yapacak? Bunlar kuş kakası mı? Yok. Bunlar abi musluk. Musluk. Lüllük. Erzurum şivesiyle lüllük. Lüllük. Yalnız lüllük. Sizin şeyiniz de musluk. Lüllük ya işte. Lüllük, Erzurum şivesiyle lüllük. Lüllük var. Lüllük. Kıtlama çay içerken evet. Ya bu lüllükler lazım olacak. Nasıl? Çay nereden dökülecek? Lüllükten evet, dökülecek çay. Nasıl? Ne yapıyorsun evet burada? Bunları burada kaynakla. Ha kaynakla. İşte bizim o meşhur demlikler var ya. Bu da evet bakır. Bakır demlikte içilen çay evet, evet, başka bunlar oluyor. Evet. Bunun aşamasında değiliz. O zaman şunu yap. Tamam o zaman şunu. Sonra ibrik yapıyoruz. Sonra ibrikleri yapalım. Tamam öteki ibrikten yapalım. Tamam ondan yapalım. Ondan yapalım o zaman. Şu gördüğün musluk burada 3 parçadan oluşur. Bir dakika. Oluşturdu. Bir parça, iki parça, üç parça. Bunlar monte oluyor burada. Bu şimdi burada, üç parça mı? Evet, burada montalama oluyor. Burası design. Yani design. Yedek parçaların bir araya gelip bir montalama. Hepsini sıra sen bir yere getiriyorsun, evet, oluşturuyorsun. Doğru. Şimdi bunun lülüğünü takacağız. Evet. Lülük nasıl takılıyor onu göreceğiz. Bismillah. Şimdi dur, nereye gittin? Şu anda lülüğün kısmını bekletiyoruz. Buradan lülüğü açılıyor. Şunu şu şekilde taktıktan sonra sabitliyoruz. Niye ki? Sağlam tutsun diye. Lülüğümüzü rahat bak, tutalım. Bak. Lülüğü buraya yerleştirdi Emin abim. Lastiği de böyle bağladı. Ben tutardım ama olmaz. Sağlam olmaz çünkü oynar yani, değil mi? Tutabilirsin yani ateşin içinde. Yok öyle tutmam, öyle tutmam. Yani, o kenarına sürdüğün ne? Bunlar pasta. Ne pastası? Vuracağımız lehimin pastası. Şimdi lehim kısmına geçiyoruz değil mi? Lehim yapıyor. Şu anda pastanın üzerinden Emin abim lüllüğün o alt tarafını lehimliyor. Bu tamam, bu kadar mı? Şu anda tamam. Kopmaz mı o? Kopmaz. Şimdi bak burada yapılmışı var. Şimdi kulp kısmını takacağız. Yani şu kısmı evet yapacağız şimdi. Evet. Şu kısmı yapacağız. Evet. Pastamızı sürdük. Önceden hazırlamış olduğu lehimi de evet pastanın evet üzerine evet koydu. Oraya koydu. Şunu da şurada şu şekilde tut. Lastik yok mu? Yok, bunda lastik yok. Bunda el çalışıyor. Allahu ekber. Elin yana yana senin bir hal olmuştur şu abi ya. Şu da tamam. Şimdi alt tarafı? Alt tarafını kaynatacağız. Vay, onu da öyle. Evet. Öbür taraftan yapmıyor muyuz? Yok, şu anda şimdi bunun şey kısmı kaldı. Ya şöyle kapatıyoruz. Kapağı da mı lehimleyeceksin? Evet, kapağı da lehimleyeceğiz. Onu oraya evet açılmasın diye. Vay vay vay. Bunun adı neydi? Saray ibriği. Saray ibriği ama saray ibriği nasıl? Lüllüklü. Evet. Bu kaç parça? Hı? Sayalım parçalarını. Bir, evet, iki, üç, evet, lüllük dört, şu çedik dediğimiz yedi. Bu da yedi. Evet. Yedi parça. Evet. Tam yedi parçadan evet oluşuyor. Doğru. Burada abim hepsini dizayn ediyor. Evet. Böyle saray ibriği, lüllüklü saray ibriği yani kıvamına burada geliyor. Daha bunun çok büyükleri var. Bu kullanılabilir mi yani? Her tabii şey hazır değil mi bunun? Tabii şu anda içi kalayla gösterebilirim. Peki yani neden eskiden böyle bakır kullanırlarmış? Zehirlenme olayı yok. Bakınız yani şu anda burası sağlık bakımından maşallah, en maşallah süper olan şey. Neden bakır kıymetli? Bakırın neden kıymetli olduğu, yapılan yemeklerin lezzeti, içilen ya suyun lezzeti. Değil mesela mi bakırın bir özelliği var. Bakırı soğuk saklar, sıcağı da soğutmadan saklar. Termos gibi. Evet, termos gibi. Yani onun o özelliği var yani. Bir bardağın içine, kupanın içine sıcak suyu koyduğun zaman bir 10 dakika, 15 dakika dursa aynı sıcaklığını korur. Allah Allah. Kışın, yazın da soğuğu koyduğun zaman
İstersen 40 derece sıcak olsun, 10 dakika, 15 dakika onun soğuk saklama özelliği var. Yani burada cağ kebabı yemeyeceksin. Evet. Ayran ışığı içmeyeceksin. Evet. Kete yemeyeceksin. Evet. Kadayıf dolması yemeyeceksin. E ne yapayım ben? Bak lor dolmasını da unutma. Lor dolması var. Bir gliko de var. Gliko. Gliko var. Bir de gliko tadından yani bunlar, yenmez. Yani daha neler var neler var. Hep beraber gezeceğiz inşallah. Can can. Nasıldı bıçak oyunu? Oo çok güzel. Çok pis oynarım. Sevgili seyirciler, Erzurum'un olmazsa olmazı, dadaşların vazgeçilmezi, müthiş lezzeti, kebapların efendisi. Ne? Cağ kebabı yaptım. Anam usta hoş geldin. Sağ ol. Muammer usta hoş geldin. Ustam geldi. Çok özür dilerim. Kebapların en güzeli. Ben çok seviyorum cağ kebabını. Muammer abi, Muammer ustam tanıştırayım. Ustayı bir şey çektim. Bir şeyim yok. Ama bizim Erzurum meşhur şey oyunu, bıçak oyunu. Bak. Din ro ro ro. İkinize birden gireceğim şimdi, izle. Din ro ro ro. Din ro din ro. Din ro ro ro. Pe pe. Can can. Eyvallah. Nasıl? Darararan dararan randan dandan dararan rarara randana tey tey can can. Can can. Ya. Sevgili seyirciler, Muammer ustam bu işin gerçekten ustası. Ne yapacak bize? Etimizi şişe takacağız. Cağ kebabı yiyeceğiz. Erzurum deyince akla ne geliyor? Cağ kebabı geliyor. Kadayıf dolması geliyor. Ama önce karnını doyuracaksın ki üstüne tatlı yiyeceksin, ha, değil mi? Şimdi bu ne eti? Bu koyun eti. Koyun eti. Evet. Koyunun neresi? Koyunun sadece gerdanla çimşe kısmı yok. Kaburgası, kolu, budu, her şeyi burada. Ha, her yeri var aslında. Evet. Gerdan yok. Orası sert yağlı oluyor. Ha, sert. Hayır, yağlı değil. Zaten koyun eti biraz yağlı olacak. Lezzetini oradan alıyor. Ama gerdan sinir olduğu için onu katmıyoruz. Ayaklarında o haşlamalık yerini katmıyoruz. Çimşe diyoruz. O zaman sinirli olmayacak. Sinirlerini almışız tabii. Muammer abi. Efendim. Bu terbiyeli mi? Tabii terbiyeli. Nasıl oluyor terbiyesi? Nasıl terbiye ediyorsunuz? Terbiyesinde soğan var, karabiber var, tuz var, limon var. Soğan, karabiber, tuz, limon. Evet. Bunları akşamdan mı yapıyoruz? Bir gün önceden mi? Birkaç akşamdan saat önceden değil. Mi? Mesela bugün yapıldı. Bugün yapılan et 2 gün sonra, 3 gün sonra bizim tezgahımıza gelir. Buraya. Öyle mi? Tabii. Bu 3 günlük mü? Tabii, o dinlenecek orada. Ha. Soğuk hava deposuna atıyoruz. Ha, orada dinleniyor. Tabii, orada dinleniyor. 3 gün sonra tekrar tezgahın üstüne gelip şişlere takılıp yukarı çıkıyor ateşin karşısına. Tuzunu alacak, terbiyesini alacak. Dinlenecek. Et dinlendiği zaman güzel, yumuşayacak. Ha. Yani, öyle hemen yaparsan sert olur. Tamam, böyle buraya koyacaksın. Ya, öyle oraya koyup yüzüne bakacaksın. Yüzüne bakacaksın. Bakmayacaksın. Terbiyeli mi terbiyesiz mi? Şişe vuracaksın, ateşin karşısına atıp yiyeceksin. Evet, yiyeceksin de bir bakacaksın. Şimdi siz Kürşat'la Ferhat'la araya gelmişsiniz. He? Kaynatıyorsunuz burada. Tamam, sen de beni görmen zannettim orada. Duruyordum, sen nereden geldin? Ben... Zaten böyle Hintli prensler gibisin, ha, böyle bir şıksın, böyle bir... Dedim sizi böyle karşılıyor. Hindistan prensleri gibi. Bu ne şıklık Muammer abi ya? Teşekkür ederim. Maşallah. Ferhat Kafa, ben Çırak. Ustamız burada. Ne yapacağız? Vazgeçilmez nimet, lezzet, cağ kebabı nasıl yapılıyor? İlk ona başlayacağız. İlk önce şişe geçiriyoruz. Çamal önlük. He yok, kusura bakma. al çanağı. Şimdi bu ilk yağ mı et mi bu? Bu et. Et. Yani ilk et koyuyoruz. Evet. İlk etini koyuyoruz, sonra bir daha mı et? Kürşat Bey, hepsi et de. Biraz yağlı ama tarafı. Yağlı kısımları var. Mesela kaburga kısmı biraz yağlı oluyor. Ha, tamam. Bu? Ama but kısmı, kol kısmı onlar da yavan oluyor. Ha. Yani sadece yavan etin ocağın üstünde pişme şansı sıfır. Biz zaten Türk milleti olarak böyle daha böyle bir yağlı, sulu, böyle hafif salçalı falan değil mi? Böyle olması hoşumuza gidiyor. Evet. Genel yemeklerin, etlerin, kebapların değil mi abi? Yani şimdi biz bu eti... Yani pişirip neye dolaba koyalım? Zaten evet. Dolapta duruyor. Zaten duruyor. Dinleniyor. Evet. Doğrarken bir özelliği var mı? Yoksa ne olur? Geliş güzel doğruyor muyuz? Ne yapıyoruz? Biz cerrahlar fazlasını ana, ne ameliyat ederiz. O sinirlerini diğer sinirlere değmeden yağ alırsa biz de bu hayvanın sinirlerini yani ince bir şekilde, güzel bir şekilde her tarafını işleyip alıyoruz. İsterseniz bir dakika bir şey söyleyeceğim. Böyle ameliyat eder gibi o kadar ince ince çalışıyor musunuz siz? Tabii. Cerrah mısın sen Muammer abi? Biz de bu işin cerrahıyız. Ya. Bir tane gösterebilir misin bize? Göstereyim. Sinirleri almış olsun şöyle. Sinirleri almışından. Ha, şuradan göstereyim bak. Bak buradan göstereyim. Bak şimdi. Şu ette mesela şöyle bu but. Tamam. Normalde biz bunu parçalamıştık. Tamam. Bak bu arası sinir. Şuralar sinir miydi? Almışız tabii. Bak burası sinirmiş. Almışız. Yani eti neredeyse parçalamışız. Bak buralarında sinirlerini hep almışız. Ne maşallah. Cerrah gibi çalışmışsın valla. Evet. Ha. Bir tane de şimdi pizola kısmından göstereyim. Şimdi bir müsait zaman oradan gelsen de benim sinirleri bir alsan. O ne? İşte bu da pizola kısmı. Sizin yediğiniz pizola kısmı bura. Ha. Ama üstü sinir olduğu için bak buralarını işte ayırmışız. Aa, gerçekten sinirlerin hepsini almışız. Hiç sinir yok ha.
sıfır sinir. Evet. O yüzden böyle yedikçe yiyesin geliyor değil mi? Evet. En lezzetli yeri de bak şurası. Neresi? Bak kaburga şura. Ha. Şurada etten yiyeceksin. Bu kemiklerini aldınız buradan tabii, öyle tabii, mi? Tabii tabii. Kemiklerini almışız, sinirlerini almışız. Vay be. Yani olmuş ketan, helva. Olmuş ketan, aynı ben. Ketan, he. Yanında bir de kete. Bunda 3 tane, 4 tane yiyeceğim, tadı ağzında kalacak. Yani çok yemek marifet değil bunda. Neden? 3'ü karar, 4'ü zarar. Ama et yiyorsun. Yani bunda çok yemek böyle 10 tane, 20 tane yemek peki, marifet bir şey söyleyeyim. Değil. Ha, anladım. 3-4 tane yiyeceksin yağıyla, tuzuyla. Allah Allah. Tabii yani lezzetinde yiyip kalkacaksın. Tabağına bir yani bir parça bile bırakmayacaksın. Sen şimdi ben mahsus 3-4 tane yiyeyim diye mi böyle söylüyorsun yoksa gerçekten böyle mi? Yoksa ben yediğimde... Ben müşterilerimi geziyorum, bakıyorum 8 tane, 10 tane varsa veya 6-7 tane varsa diyorum abi 2 tane fazla yemiş. Sen müşterilerinin lokmasını mı sayıyorsun? Ya saymıyorum da ben müşterilerimi düşünüyorum, acıyorum ya. Yani ben şimdi 3 tane, 4 tane yiyorum. Ben 10 tane karşımda fazlası zarar. Fazlası zarar. Her şeyin azı zarar, çoğu zarar. He, doğru. Yani, böyle dedik, şimdi ben 3'ten fazla yiyemeyeceğim. Gene bir 5-6 olur canım. Yani, mesela şehir dışından gelenler için ayda yılda bir görüyorlar işte ben ya. Ben de zaten beş, Erzurumlara diyorum ki, yani 3 tane yiyin, bunlara 4 bile diyorum. Ama dışarıdan gelenler de 5 tane, 6 tane. Fazlası onlara da fazla. En fazla 7-8 falan. Ya 4-5. Muammer Usta'nın özelliği böyle. Böyle neredeyse gelen misafirlere karneyle verecek bizim cağ kebaplarını. Karneyle 5'ten fazlası karneyle yok. Karneyle değil. Geziyordum zaten. Yabancı da bilmiyor. Ben abi bunun 4'ü karar 5'i zarar dedim mi yabancıya, o da diyor tamam. Sen necisin burada diyorum. Ben buranın nöbetçisi. Adam anlıyor tamam diyor. Usta diyorsa doğrudur. Yeter keser. Vallahi öyle yedirmiyor. Fazla yoksa yedirmiyor. Bıraksan var ya 20-25 yiyecek. Aa, Ferhat ne oldu, nasıl gidiyor, bitti mi? Kapatıyor muyuz? Bitmek üzere hemen. Bitmek üzere değil mi abi? Şimdi artık son aşamalarına geldik. Evet. Dardan başladık, ortayı genişlettik. Şimdi tekrar daraltıp bırakacağız. Ha öyle mi? Aa evet öyle oluyor. Nasıl yaptınız bunu ya? Ben konuşuyordum o sırada, hiçbir şey anlamamışım. Bitti. 2 dakika konuşmaya gelmiyor senin yanında daha. Hemen bitirmişsin Ferhat. Nasıl? Sen kaç yıldır yapıyorsun bunu? Bunu ben 16 yaşından beri yapıyorum. Şu an kaç? 17, 18. En üstte yağ mı koyacaksın? Evet, en üstte gördüğünüz gibi yağ koydum. Ha, burada soğan kalmış. Evet, orada soğan kalmış. Soğan kalmış. Ferhat. Cağ kebabımızı alacağız şimdi. Nereye götüreceğiz? Bu aşkıyla buluşturmaya. Aşkıyla buluşturmaya. Evet. Odun ateşi değil mi abi? Evet. Ne yapıyorsun? Bu nasıl kaldırılır abi ya? Muammer Usta. Şimdi bir sıkalım, kaldıralım. Neyi sıkacağız? Müşteri et istiyor da. Müşteri et mi istiyor? Anam müşteri et istiyor. Ferhat! Ferhat müşteri et istiyor. Getir. Ha bunu sıkacağız. Dur. Geldim. Bunu saracağız mı öyle? Dışarıda koy, dışarıda koy. Tamam. Çık. Ne yapıyorsun böyle? Buradan. Tamam. Ben buradan tuttum. Ha şöyle. Yatırdık kuzuyu, götürüyoruz nereye? Ocağın başına götürüyoruz. Odun ateşinde cağ kebabı yapacağız. Hele dadaş hoş musun? Evet getirdik etimizi. En zorunu başardık. Yani asıl zor kısmı aşağıdaydı ama burada da tabii ustalık asıl burada konuşuyor. Nasıl pişecek değil mi? Bu ateşin karşısında kebapla birlikte sen de pişeceksin. Ben çıkıyorum o zaman, sen şey yapsan. Bana haber verirsin Muammer Usta. Onun için beni bir ara sen azalet. Piştiği zaman seni yemeğe haber veririm. Bana WhatsApp'ta mesaj at olur mu sen azalet. Tamam eyvallah. Ya ne eyvallah, ben çıkar mıyım buraya kadar gelmişim. Hadi pişiriyoruz, hadi pişiriyoruz. Muammer abi, şimdi bir de bunu pişirirken bir tabii incelikleri var değil mi? Yani bunu mesela sürekli çevirmek mi lazım sürekli? Hayır, piştikçe çeviriyorsun. Üstünden kesiyorsun, tekrar pişirip kesiyorsun. Pişirip kesiyorsun. Ferhat, gözün orada olsun kardeş, sana zahmet ya. Biz çok şey konuşuyoruz çünkü. Normal şişlerimiz şunlar değil mi? Bu. Evet, cağ dediğimiz bu. Ha! Cağ adını bundan alıyor. Şiş. Evet, yani şiş de deniyor ama biz buna cağ diyoruz. Ha! Cağ bu. Cağ bu, bunun kebabı yani. Evet, bir kuzuda canın neresini istiyorsa hepsi bir şişte yiyebiliyoruz. Nasıl yani? Ha, canın neresini istiyorsa kuzunun bütün şeyleri orada, bölümleri bütün orada. Bütün organları orada, evet. Ferhat Bey kesiyor. Bu kadar da çabuk çünkü bir tarafı zaten piştiği zaman o tarafını alıyoruz. Diyoruz abi, yetmiyor, bir de gelip burada pişiriyoruz. Aa bir dakika. Bir dakika ne oluyor, kafam döndü. Ya orada pişiyormuş. Oradan alıp tekrar burada odun ateşinde bir daha pişiriliyormuş. Şu an kesiyor. Tek tek kesiyor Ferhat buradan. 2 3 burada 4 5 6 7 8. 8 tane. 8 olur, 10 olur, 11 olur. Değil mi, bu değişiyor değil mi? Tabii. Şuralar pişmiş. Evet.
Ama şu pişmemiş mesela. İşte onu da yan tarafta pişireceğiz. Anam altı hiç pişmemiş ya bunun. Işte, tamam, orada üstü pişiyor, altında burada pişireceğiz. Ha, ayrı ayrı pişiriyoruz. Evet, normalde bunun tatarisi daha makbuldur. Yani biz deriz ki... Tatari mi? Evet, o tatari. Ne? Biz mesela ben böyle severim. Az pişmiş et her zaman lezzetlidir, güzeldir. Ha. Çok pişmiş et kurudur. Kuru iyi olmaz. Lezzeti de olmaz, evet. Yapamadın. Daha... Mesela caiz pirem tatari olsun. Tabii. Böyle desem evet. Anlar mı herkes? Anlar tabii. Tamam. İşte tatari. Az pişmiş. Az pişmiş. İster böyle yiyorsunuz, ister böyle yiyorsunuz. Az pişmiş, isterseniz böyle yiyorsunuz. Tam pişmiş. Ama biz bunu birazcık daha pişireceğiz. Yani şu tarafında pişmesi lazım. O yüzden değil tabii, mi? Tabii. Böyle. Böyle kesiyoruz. Böyle istediler çünkü. Ha, bunu herkes yemez. Bunu işi bilen adamlar yer. Bize kalsanız böyle yiyeceğiz. Biz işi biliyoruz. Niye biz işi biliyoruz? Bak 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 bak. Görüyor musun abi? Lale gibi kızardı. Diyor vay, ki beni ye. Beni i̇şte ye. Tatari dediğimizde yani şöyle bak, olabilir. Bu şu an tatari şu an evet, değil mi? Şu evet, anları tatari. Az pişmiş. Az pişmiş. Tatari. Tatarileri gönderiyoruz. Sonra ne yapacağız? Tekrar bu tarafa geçeceğiz. Niye? E çünkü daha bir sürü devamı müşteri var. Bekliyor. Daha devamı var. Aha burada da. Aha burada da geldi. Bunlar tatari. Hala tatariler i̇şte devam ediyor. Pişiyor, evet. Bunları alıyorum. Alalım. Aa, bunlar da tatari. Ne yapacağız tatarileri şimdi? Tekrar hocam, odun ateşine. Burada ızgaraya döşeceğiz. Burada ızgaraya döşeceğiz. Evet, hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar. Hemen gönderiyorum. Tatari göndereceğim size inşallah. Alt hafif şey yapmış. İşi biliyorum. Allah bereketli eylesin inşallah. Erzurum'un dadaşlarım olmazsa olmaz nefis lezzeti, nimeti. Muammer Usta da sağ olsun. Bize bu işin inceliklerini, güzelliklerini anlattı. Şöyle olunca hafif tatari oluyor. Altta böyle kırmızılıklar olunca. Siz yine de buralara geldiğinizde böyle havanız olsun, benimki tatari olsun, dört tane cadeyin. Yani işi biliyormuşsunuz gibi. İşi biliyormuşsunuz. Acayip havası var. Tatari isterseniz hafif böyle tam pişmemiş oluyor. Ha, kuru diyorsanız kurusu çok iyi olmuyor ama değil mi? Yani, iyi olmuyor. Çok pişkin iyi olmuyor. Çok pişkin iyi olmuyor. Yağsız iyi olmuyor. Yağsız iyi olmuyor. Buyurun aynen. Afiyet şeker olsun inşallah, bereketli olsun. Evet. Kavurma koydum tasa, ağam yer, paşam yer. Doldurdum basa basa, di gel gel. Doldurdum basa basa, di gel gel. Sevgili seyirciler, Pasinlere bağlı Altınbaşak köyündeyiz. Ketesiyle, güreşçisiyle, hoş sohbet dadaşlarıyla bakalım bizi neler bekliyor, neler. Hazır mıyız gezmeye? Gidiyoruz gündüz gece, gidiyoruz gündüz gece. Alkış. Bizim köyün en büyük özelliği, ama bu köyde hangi kapıyı çalsanız bir güreşçi çıkar. Şampiyon güreşçilerin çıktığı köydeyiz. Altınbaşak köyünde işte yetişiyorlar şimdi. Bu yaşta başlıyorlar yetişmeye. Hazırlıklarını yapıyorlar. Birazdan burada güreşecekler. Ben de dişime göre bir tane seçtim. Şurada küçük olan var ya. Şu en küçüğü. Görünmüyor. Tam görünmüyor. O kadar küçük yani. Anca onu gözüme kestirdim. Bu kadar abi var. Onlar profesyonel. İnşallah başlayacağız. Bir alkışlayalım. Sağ olun. Hocam, evet tanıştırayım. Çocukların hocası Serhat hocam. Şimdi kete yemeden güreşilir mi? Güreşilir. Ben biraz aç geldim de. Kete yedirelim. Kete yersek, evet. Bir de ayran aşı olmadan da güreşilmez. Ayran aşı da içmek evet. Lazım. Doğru. Cağ kebabı, kadayıf dolması bunlar lazım hocam. Evet. Ben bunları yemediğim için bugün güreşmesem hocam size zahmet. Bugün ben güreşmesem hocam. Vallahi uğrasın çocuklara bırakacağım. Çocuklar, o en küçüğü var ya şu bir tane görünmüyor. Evet. O kadar küçük. Onu ben alayım hocam sana tamam, zahmet. Tamam olur. Onu çünkü dişime göre. Tamam. Olur mu hocam? Tamam. Tamam ne zaman güreşiyoruz? Başlıyor muyuz? Hocam şimdi de başlayalım. Dur oğlum oğlum. Ne yap? Ama oldu mu bu ya? Misafirle mi olur mu ya? Ama bir bismillah diyeydik. İyi de bir şey. Vallahi şok oldum. Nerede o çocuk? Oğlum gel la buraya. Sen nerede? Ulan git. Hop oğlum. Anam. Oğlum. Oğlum dur hop hop. Tamam. Oy. Ne oluyor? Hangi köydeydik biz? Köyün adı neydi? Köy neydi burası? Kadayıf dolması var. Kete var kardeş. Abi biz nereye geldik tövbe estağfurullah. Kaç kişilerdi ben sayamadım. Vallahi bir güçlüler. Maşallah. Diyorum ya. Ama bu köyde hangi kapıyı çalsanız bir güreşçi çıkar. Güreşçi ama şampiyon güreşçi. Estağfurullah abi. Tamam hadi. Ne zaman bunlar? Dur geliyorum. Hadi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Böyle. Taklalara git Metan. Takla. Metan takla. Geç. Sıraya. Koş.
Havadan kalkarsan yok. Metal, kipe, koş 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 koş. Hemen koş. Koş koş koş. Ula! Biraz geri çık. Aferin, geç. Maşallah. Geç 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 geç. Aferin, geç. Diğerler geçti. Yapamadım, bir deneyecektim onu. Geç başkan. Geç. Aferin. Başlayalım, ilk güreşçilerimizi alalım. Sefendiş. Alkış. Gel. Hadi bismillah. Pehlivanlar çıkıyor. Maşallah, maşallah, maşallah. Ayakta, hazır. Başla. Geç, 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 aferin. Ayakta. Ayakta. Kafakul tek kullanıyor. Başla. Hay maşallah, bir akışlay. Maşallah, maşallah, maşallah. Sen yap. Can, can. Aferin. Vay, 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 vay. Bunu ayarlarla uçacaksın. Vay 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 vay. Ayakta. Hadi. Vay 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 maşallah. Maşallah maşallah. Aferin. Küçükler de ne? Ha? Hazır. Anam, o ben onu görüş, benimkiydi o. Ortaya gel. Aferin. Hazır. Bunu yap. Allah bizi alacak. Geç arkasına. Baba baba köşede bak bak baba. Ayakta aferin. Ayakta. Lastikini atın tarafa. Lastikini atın tarafa. Hazır. Kula lastik gelir. Batuhan, Batuhan. Batuhan'dan geçsin. He. Alkış. Hazır. Hazır. Bir tane daha bir şey yapsın. Hazır. Oyun yapsın. Vay 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 vay. Geç hazır. Tamam. Şişet nerede? Geç şişet. Vay 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 vay. Tamam tamam. Maşallah maşallah. Hocam hocam sıra bendeydi galiba. Sağ ol. Gel Kürşat. Dur. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir arkadaşlar, bir dakika. Tek tek değil. Kürşat, iki Kürşat. Şimdi Kürşat benim adaşım. Dişime göre bir tane buldum. İşte Kürşat tamam mı? Çok da şey yapmazsın, zorlamazsın. Sana zahmet. Rezil. Kürşat, Türkiye'ye rezil. Vallahi bak senin ağzın bundan. Vallahi Kürşat, ben bak sakın yenme ha. No, kurban olayım. Hadi. Hocam ayakta, ayakta. Ayakta. Başlıyor muyuz? Oğlum! Hocam faal! Hocam! Hocam! Sen ne yedin böyle? Kete mi yedin sen? Dur! Dur! Oğlum! Aferin Kürşat oğlum! Ama hocam ayakta, ayakta! 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 Oh! Dur! 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 Kimdi o? Ben göremedim. Kimdi o? Kaybolduk hocam. Kürşat mıydı o? Hocam. Hey maşallah ya. Vallahi alkışlıyoruz sizi maşallah. Aa, burada şu an genç şampiyonlar. Hepsi yetişiyor. Atasporumuz. Güreşi inşallah daha ileriye götürecekler. Hocam her evde var değil mi güreşçi? Var her evde var. Bu köyde her evde var. Ben kendim de milli güreşçiyim. Çünkü köyümüzde Avrupa Dünya Şampiyonu, Balkan Şampiyonu güreşçilerimiz var. Maşallah. İbrahim Bölükbaşı Avrupa Şampiyonu, Ayhan Sucu Avrupa Şampiyonu, Remzi Kurt Balkan Şampiyonu. Buradan bizim köyden mi hepsi? Atlar Alkılıç. Evet, dünya üçüncüsü. Servet Bölükbaşı Türkiye Şampiyonu, Mehmet Bölükbaşı Türkiye Şampiyonu. Maşallah. Ya bunlar bizim hep burada yetişen medeni iftiharlarımız. Allah razı olsun. Bunlar şimdi burada imkanlar olmadığı için ben buradan Güreş Federasyonu Başkanımıza da seslenmek istiyorum. Evet. Köyümüze bir spor salonu, minder İnşallah. Verilmesini istiyorum. Başkanım,
Lütfen yani. Gençlik Spor Bakanımızdan spor salonu istiyoruz. İnşallah. Vallahi her evde güreşçi var. Köyümüzde bir de bak, her bak, evde bak, güreşçi kulaklar, var. Kulaklar bak abi, ben kulağa bakar mısınız? Çoğunun kulağı vallahi böyle niye kırılıyor mu abi, ne oluyor kulak güreşte? Güreşte çarpışmadan, sürtünmeden az önce gördüğünüz gibi işte pehlivanlar üzerinize atladı. He, benim kulakta bir şey var mı dolayı, hani? Daha bir şey yok. Tam çarpışmadan dolayı kırılır. Burada kan birikir. Burada kan mı daha birikiyor abi? Daha sonra kemikleşir öyle güreşinin simgesidir. Harika bir köy. Ben niye güçlü olduklarını şimdi anladım. Orada rüzgar gözüme kaçtı, kumu mumu gözüme kaçtı. Ondan mı? Yoksa beni biliyorsun, kendin gözünü seveyim. Çok mu kötü yenildim ya? Ha? Ya bizim Altınbaşak'ın pelvanlar çok güçlüdür. Ben çikolata çocuğuyum. Yok, bizim pelvanlar biraz daha fazla güçlü. Ben orada aslında o kafa kola aldım orada çocuğu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Sonunu bir başım döndü benim. Demek ki arkadaşımız kötü vurdu. Yani. Kötü vurdu valla. Kötü vurdu. Sevgili seyirciler, geldik Dolu'da bir yere. Niye? Çünkü acayip rüzgar var. Yani an dedim buraya oturak böyle alemin falan hep beraber arkadaşlarla sohbet edelim. Altınbaşak köyü. Güreşçileriyle ünlü. Güzel dadaşlarıyla ünlü. Köyümüz çok eski bir geçmişi var. Kalabalık köyümüz, nüfuzumuz aşağı yukarı 2000'e yaklaşık. İçemet hanemizde 250 hanemiz var. Etraftaki köyler bile havaslanır bize. Çok komşuluğumuzdan dolayı. Ne güzel. Nasıl havaslanmasın? Her evde bir güreşçi var. Evet. Mecbur havaslanacak. Ne yapacak? Ali emmi. Cani. Nasılsın emmim? Allah razı olsun. Sağ olun. Allah senden de razı olsun. Emmi bir şey söyleyeceğim. Oturduk şurada tepenin başına. Evet. Yok mu bir şiirin, bir türkün yok mu bana söyleyeceğin? İzleyicilerimize söyleyeceğin. Bizim köyün yaşlısına elen sattığın zaman eli kemerdedir, gözü topukta. Ana. En yaşlısına dalamazsan. Eli kemerde? Gözü topuktadır. Oo. Anladın mı? Şimdi ben orada diyecektim, rüzgar var idi de diyemedim. Ben de zaten rüzgardan yenildim. Ben de onu biliyorum. Rüzgar. Ah bu rüzgar zaten bizi mahveden. Biz, beni yıkan rüzgar oldu alem mi? Meydanlarda değil güreş tutan yiğitler. O kilonun pehlivanı desinler. Öyle güreş tut ki herkes beğene. O kilonun pehlivanı desinler. Pey pey pey. İyir meydanlarda rüzgar gibi esersen, o künte attimi topuk kesersen. Tek kolda kapanı niye denersen, boşa gelir tuş olursan pehlivan. Vay 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 vay. Bir kıza daha okusam ben dalıyordum az önce beni şeyime. Sen dalarsan perişan olursun. Perişan olursun. Vallahi hiç dalmaya gelmiyor. Öyle bir şey var burada. Anladın mı? Anladım. Bayram emmimin sesi güzel bayram mi? Öyle bir yanık güzel. Bakıyor bana. Evet. Ha? Bayram emmi. Bayram emmiye alkış. Kışlar oldu bugün. Gel kardeş görüşelim, oran ayrılık oldu bugün. Askere elinde vah vah. Vay 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 vay. Can can. Marka yapamadık ama Allah izin verirse eleğini kuracağız. Patatesin dokunun ambarıdır bizim köy. Kartol. Kartoli, pancarı, ayçiçeği çok mükemmel olur bizim köy. Bu derenin uzunu kıramadım buzini. Aldım dadaş kızını çekemedim nazini. Aldım dadaş kızını çekemedim nazini. Hele dadaş hoş musan, dolu musan, boş musan? Ayakların yan basir yoksa sen sarhoş musan? Hele dadaş hoş musan, dolu musan, boş musan? Ayakların yan basir yoksa sen sarhoş musun? Pey pey can can. Ay buna da ne aralırana. Ben gidiyorum hadi Allah'a emanet. Ne düzeni. Her ne dare zorani. Dare uriri. Sevgili seyirciler, ezelerim, bibilerim. Aa içeride kete yapıyorlar. Ben de yanlarına gidiyorum. Tamam, dur. Emi bunları alayım mı? Al gidelim oradan. He bunları alayım. Yakacak olsun biliyor musun? Ben de alayım mı? Yok emi ben aldım. He bunları aldım. Pişirir onlar. Tandıra atacağız. Kete pişecek. Tabii kete pişecek yiyeceğiz. İnşallah cidden rahmet dedem inşallah. Allah razı olsun. Burada mı? Am burada mı? Orada. Ha. Buradan gidiyoruz. Ha nene orada. Ha nenem burada mı? Nenem selamünaleyküm. Aleykümselam. Aa bak ben de getirdim bak. Ha.
Dedim yakıt getireyim. Tezek getirdim dışarıdan. Evet. He. Sağ ol. Rusya gazı kesecekmiş. Keserse kessin, tezek var. He. Değil mi, ne olacak? Rus gazı kesecekmiş. Aa, tezek var, kes, ne olacak? Evet. Bizi korktu. İşte İstanbul'dan bu yana özlemini çektiğimiz kete. Erzurum ketesi. He, Erzurum tandır ketesi. Ketesi. He, tandır ketesi. Ta rüyalarıma giriyor neredeyse. Rüyamda bak böyle oluyorum. Kete. 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 Ya ya. Çok tamam, seviyorum keteyi. Kolay gelsin. Sağ ol. İşte bizim meşhur Erzurum ketesi. Ama bunun bir içi var değil mi annem? İç bu. Bu iç neden yapılıyor? Yağına un kavuruyor. Bu kadar. Evet. Yağ, un, tuz. Evet. Tuz. Bu kadar. Dünyanın en kolay yemeği aslında, yiyeceği. Ama bir o kadar da en lezzetlilerinden. Evet. Şu açtığınız ne? Hamur. Hamur. Normal hamur değil mi o? Evet. Onu da su, maya, süt kattım. Tezgahıyla bir maşata. Ha, süt de mi var onun içinde? Evet. Hamura süt katılıyor. Su. Su. Bir de tuz. Su, un, tuz. Evet. İçi de yağ, un, tuz. Evet. Aynı. Evet. Sevgili seyirciler, Ezemgil, Bibimgil, Giro Yengemgil hepsi şimdi oturmuşlar. Keteye başlamışlar bile. Değil mi dedem? Tabii tabii. Vallahi ya, ne güzel böyle. Ya. Kete en çok sabah kahvaltıda mı yenir? Sabah kahvaltında yenir bunlar. Her zaman. Yatsı çayında yenir. Yatsı çayında. Ya bu keteyi niye böyle çalmışsın? Hani ben çalmadım, nerede çaldım? Ben çaldım, cebimden çıkarttım. Abo! Yo vallahi dedem ben çalmadım. Ya sen çaldın, cebimden çıkarttım başını. Ya oraya girmiş, yanlışlıkla girmiştir. Dedem yanlış, yanlışlık olmuş orada. Öyle mi? Ha. Yalnız, doğru mudur? Öyle oluyor. Sevgili seyirciler, bir anda otururken cebinize kete falan girebiliyor. Niye? İşte görmemişsin, ketesi olmuş oluyor. Yatsılık diye bir şey var bizim burada. Yani yatsı yemeği. Ha, yas, ha. Nedir yatsı yemeği? Akşam yemeği falan değil. Yatmadan. Yatmadan önce. Önce ha. Böyle için hafif kıyılmaya başlıyor. Aç mı yatak dedem? Tabii tabii. Aç mı yatalım? Gülö yenge. Efendim? Aç mı yatayım ben? Hemen bir çay. Yanına da kete. Kete. Ama ketenin çeşitleri var değil mi? Mesela içinde kerti peyniri. Bu kerti miydi? Ha, peynir. Kerti peynir. Kerti peynirli. Bu ha. Kerti peynirli oluyor. Ha. Kartollü oluyor mu kartollü? Evet, kartol tatlı. Ha, kartol. Kartollü oluyor, kertili oluyor. Ama tabii en bilinen kete içi boş olan. Yani içinde ne vardı? Evet, İçi sade. Şu. Sade. Ana dedim. Yalına. Vay, hangi arada aldın ne sen? Ne güzel oldu ya. Güzel oldu vallahi. Aslında en normal kete içi bu değil mi? Evet. Ne vardı içinde? Yağ, un, tuz. Tuz. İçi yağ, un, tuz. Kavuruyorsun, iç oluyor. Evet. Dışı ne? Gene yağ, un, tuz. Tek fark var. Süt katıyorsun, o kadar. Kavurmuyorsun bir de. Normal hamur. Değil mi? Dünyanın en kolay yiyeceği ama en zor zamanınızda, en ihtiyaç zamanınızda kete bizim atalarımız hep böyle bir, değil mi? Ha, hep varmış değil mi? Bayatlasa da yeniyor. Kurban olduğum nimet. Bayatta da yeniyor. Tazeye de yeniyor değil evet, mi? Evet. Her türlü yeniyor yani. Aa, bir de bunlar. Ayçiçeğin sapı. Ha, ayçiçeğinin kökleri. Ya, ya. Bizim çitlediğimiz çekirdek. Çekirdeğin sapları onlar. Çekirdeği yediğiniz bize sapı mı kaldı annem? Tabii sapı o. İşte bunlar en güzel yanan, değil mi? En güzel bunlar yanıyor. Dedem sen askerliği nerede yaptıydın? Hekim Mesut, Ankara. Anam Ankara'da mı yaptın? Ya, ben iki sene yaptım ben orada. Hem de çavuşudum kendim. Maşallah. Ya, Acemi Birliği'ndeydim. Birinci Aray, birinci Tabur, üçüncü Bölük. Emrizdeyim komutanım. Ama sen ismini söylemedin dedem. İsminden mi söyleyeceğiz ya? Künyede var. Komutanım bilir ismimi. Ha, beni tanırlar diyorsun yani. Tabii ya, tanımasınlar ya. Kürşat'tan Erbiçin Nevşehir, emret komutanım! Eskiden 2 seneydi askerlik sizin zamanında. 2 seneydi tabii ya. Sene kaçtı amcam? 66'da. Oo maşallah. Ya. Oo. Kaç sene bilir misin? Ben yoktum arada. Vallahi bilmiyorum. Ya, tabii vallahi. Ya işte sizin kiminle bile gençler gelirdiler acemiyle. Biz onları yetiştirdik, yollardık başka taraflara. 50 sene mi oluyor? 66 dur. 76, 86, 96, 96. Ana çok kolay oldu bak bu. 2006'dayız ya. Aa. 76, 86, 92. 50 sene olmuş sen askerin. Daha da fazla. Dedem elimi öpeyim. Estağfurullah. 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 Ben de gözlerinden öpüyorum. 50 sene olmuş dedem askerliğini yapalı. Allah razı olsun. Ya. Güle yenge. Şimdi kete nasıl yapılıyor? Bize bir anlat. Üstüne ne döküyorsun şimdi? Ya. Ya normal bu zeytinyağı mı? Zeytinyağı. Tereyağı. Bizim sarı tereyağı. Sarı yağ. Sarı yağ. Ha, tereyağı döküyor üstüne. Eritilmiş tereyağını döküyor şu anda. Onu döktükten sonra katlıyoruz. Bunu ne yaptın? Dörde katladın. Evet. Hani içinde bir şey yok. Hani içinde bir şey yok. İçini koyacağız. Ha, içi buradaymış. İçi buradaymış. Tamam, şunun içini kim koyacak şimdi? Şimdi ver. Gelin, ha, gelin koy oradan içine. Bu kadar mı içi? Evet. Ha. Çok değil mi? Akıyor. Bak burada mı aktı bir tanesi? Ha, çok olunca içine mi akıyor şeyin? Bu tantara. İşte. Ketemiz şu anda
Onu böyle peki bir şey söyleyeceğim. Onu bantlıyor musunuz mu, yapıştırıyor musunuz mu? O nasıl öyle kapanıyor? Bant yanmışsın tak ya. Ha. Bu ne? Bu da ya işte yumurtayla yoğurt. Ha üstüne sürüyorsun. Evet. Son. Evet. Yoğurtla yumurtayı mı karıştırdınız? Evet. Allah Allah. Kızara bak hele kızara. Aa bir de ne yapıyorsun şimdi tırnak? Dedim kabarsın. Ha kabarsın diye öyle yaptın. Evet. Keteyi aldı annem. Keteyi aldı. Ne yapıyor? Bak. Annem. Aley! Aman kız düşme annem kız. Gitti. Ha. Dedeyi koyacaksınız. Allah'ım dedem ne olacak tandıra düşersin Allah korusun tek başına. Dede evlenir ne olacak? Yok yok. Sen evlendirmiş. Senin üstüne gül koklar mı dedemiş senin evlenir, üstüne. Yok. Evlenir. Evlenir mi kız? He. Ha. Şimdi de aylıkları maaşları var evlenir. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi aylık kimin aileye var? Dedenin aileye var. Evet. Ha dedene gelirler diyorsun yani. Evet evlendi mi mesut paraya sebep alildi. Paraya sebep. Yoğurtla yumurta karıştırılıyor. Evet. Çırpılıyor. Çırpıldıktan sonra yüzüne sürülüyor. Kimin yüzüne? Güle yenge mi? Yok şey ne kimin yüzüne sürüldü kız? Ketenin. Ketenin yüzüne sürülüyor. Öyle başkasının yüzüne, elin yüzüne sürmeyin. Dur düşen. Dur dedem dul kalmasın. Dur Allah'ını seversin. Ben yapayım. Bırak. Benleri sürmesen. Bırak Allah'ını sen bırak. Nerede? Şimdi beni elini alacaksan elini ıslat. He elimi ıslatayım azıcık. Elin sok. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Islattım. Ama bak burasına. Ha. Buraya da sürüyorum. Ha bismillahirrahmanirrahim. Ha bile aşağısını yiyeceğim. Sen gene de beni bir ben tut. Ben seni. Sen azami. Tut bana olayım annem beni tut. Alo çok sıcak bura. Bura çok sıcak. Aşırı sıcak bura. Bir ben yapayım. Ay. Bir dakika. Bir nefes alayım ondan sonra. Anne, o tarafa vuramıyorum ben, bu tarafa vurayım. Tamam. Sen nasıl yapacaksın şimdi? Bak bu elen olaydın, şuraya yapıştı. Ha, bu kadar mıydı? Tamam, ben de dur. Ha, bismillah, şuraya. Bismillah. Ha, mekken vur. Mekken mi vurayım? Mekken yapıştır. Ha. Vallahi. Aferin sana. Ey maşallah. Maşallah bana. Böylece ilk defa kendi ketemi de yapmış oldum. Ne demişler? Yakacağımı getirdim, tezeye getirdim. Oradan ayçiçek saplarını getirdim. Kendi ketemi de vurdum. Daha ne olsun? Bizim buraların olmazsa olmazı kete. Kartol, kıtlama çay. Bu kartol nasıl yapılıyor tabii? Bu da yine közün bunun içine mi atıyoruz? Evet, közü atarız. Buraya atacağız. Çıkardın, nasıl çıkaracağız sonra? Şişlerine kakarsın. Ha, atayım mı içine? At. Şimdi kartol atıyoruz, kartol. Kartol da içine pişecek. Ondan sonra keteyle beraber inşallah. Şöyle bismillah atıyor. At. Atayım mı bunları da? Sen de at. Bir, iki. Amin. Şunu da atayım mı anne? At hepsini. Evet, sağ ol, tamam. Allah razı olsun. Tamamdır. Peki bir şey soracağım. Şimdi bunun böyle sırtını yasladık ya o tarafa. O taraf pişiyor. Bu taraf nasıl pişecek? O sıcağı onu kızartır. Bak ampul kızartır. Ha üst tarafı da öyle pişiyor. Evet. Ha. Ama biz yumurtalı tarafına yapıştırdık. Öbür taraf yumurtasız mı? Evet. Değil mi? Yumurtalı oldu mu tutmaz. Ha doğru. Doğru ya ben onu düşünemedim. Aa işte kete geldi sıcacık. İşte ketemiz hazır. Benim yaptığım da birazdan pişecek inşallah. Kete yerim seni kete. Ketemiz de hazır. Bundan sonraki aşama başka bir şey yok. Kıtlama çay. Burada biraz kerti peynir. Evet. Daha ne olsun. Sevgili seyirciler, Altın Başak Köyü'nün köy seyirlik oyunlarından Eşim Sana Kim Vurdu adlı oyunu sizler için sergileyeceğiz. Eşim kim abi? Eşimiz bu öndekiler bir eş, arkadakiler bir eş. Ben şimdi oyunu tarif ediyorum. Biz eş miyiz seninle? Eşiz. Biz dördümüz eş miyiz? Eşiz. Sağ ol. Siz? Biz de eşiz. Biz de diğer eş. Düşman mı bunlar? Düşman. Anladım, tamam. Eşim sana kim vurdu? Bir öndekilere kim vurursa dönüp kim vurdu diye arkadaki ismi söylerse biz geçiyoruz. Onlar ebe oluyor. Yani peki benim kim vurduya gitme ihtimalim ne burada? %50. %50. %50 sağ ol. Allah razı olsun. Evet oyun başlıyor arkadaşlar. Şimdi oyun başlıyor. Aa! Of! Kim vurdu? Abi çok sert vurdunuz. Ah! Bir şey söyleyeceğim. Kürşat Bey söyledi. Kim vurdu? Kim vurduysa onun elleri... Kim vurdu? Bu oyunun en büyük özelliği kim vurduya gidiyorsun değil mi abi? Evet. Öyle, tamam. Bak, yok, şimdi birden siz, hocam şimdi oyla, bunlar anada kaldılar, siz onlara gidelim. Biz arkaya, tamam arkaya, değiş. Ha sıra bizde, tamam tek. Tek Allah'sın. Eşim sana kim vurdu diye? Kürşat abi vurdu. Yok, yalan. Eşim sana kim vurdu? Yok, vurma. Yok. Ne alakası, siz de hep beni gösteriyorsunuz ha.
Peşinden kim vurdu? Battal abi. Ha bildi. Yaktın bizi battal, yaktın bizi. Battal yaktın bizi. Ben sana dedim o çocuğa vurma. Ona niye vuruyorsun sen ona? Sen ona niye vuruyorsun? Vandır, vandır. Hadi durun. Bak bir arkadaşlar Allah'ını seven yavaş. Yavaş yavaş bırakacağım. Vallahi yavaş. Tamam. Beşim sana kim vurdu? İntihar vurdu. Yok. Yok ulan ol. Sorun. Kim vurdu eşim be sana? Bu vurdu eşim. Yok. Kim? Yok. Yok vurmadı. Aa! Bir dakika, iki kişi birden vurdu. Bir dakika, iki kişi vurdu. İki kişi vurdu. Bana iki kişi girdi hocam. Yerdeş. Eşim sana kim vurdu? Gürhan. Yok vurmadı. Devam. Vurmamış adam. Niye gidiyorsun? Eşim sana kim vurdu? Çelsin bu vurmuş. Hakkını helal et. Geç geç. Eşim sana kim vurdu? Gülay abi vurdu. Yok. Yok. Bize gelince hep yok. Yok. Biz niye kazanamıyoruz bu oyunu? Ki, abi sana kim eşim sana kim vurdu abi? Vurdu. Yok. Gene yok. Allah. Eşim sana kim vurdu? Bilmem ki eşim vallahi hiç haberim yok. Öyle bir an. Sen vurdun. Geç. Gözlerinden anladım. Eşim sana kim vurdu? Gülhan vurdu. He Gülhan vurdu. He Gülhan vurdu. Ya he Gülhan vurdu. Eşim sana kim vurdu? Kürşat Bey vurdu. Dayı bu sıra hakkını helal et. Vallahi ben de eşeklik ettim kurban olayım. Şimdi de vız vız oyununu oynayacağız. Arı vız vız oyunu. Ben de oynayacağım. Oynayamıyorum. Niye? Çünkü adamların hepsi güreşçi. Bir el var aha böyle yaba gibi vallahi. Böyle bir tane vuruyorlar yere yapıştırıyorlar. Niye ben dedim şey yapayım riske gireyim. Ben dedim hakem olacağım. Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Allah! Siz ne yapıyorsunuz abi ya? Ben dur düştü. Bir dakika. Şapka düştü. Şapka düştü. Ne oldu? Kel göründü. Şapka düştü. Oyuncu değişiyor şu anda. Başla. Şapka düştü. Gel abi. Olmadı. Bu yanlışlıkla vurdu. Ha, tamam. Öbürü peki. Vurdu. Tamam, peki. Gel. Şimdi bak karışacak ortalık. Yok yok bana vurma. Ben geliyorum. Dur düştü. Devam. Dur. Bir de ben ara olacağım. Bir kere ben ara alayım. Çok hoşuma gitti. Hazır mıyız? Böyle sıkırma biz. Vurma sen. Yo ben oynamıyorum ya. Vurursunuz şimdi. Vallahi çok güzeldi. Bizim Altınbaş köyünün o kadar güzel adetleri, o kadar güzel oyunları var ki. Daha bunlar birkaç tanesi değil mi? Evet. Daha neler var. Sabahlar olmasın. Böyle oyunlar oynansın. Evet. Allah eksikliğinizi vermesin. Teşekkür evet. Ederiz. Sağ olun. Alkış. Arkamda görmüş olduğunuz yer
Erzurum'un tarihi mekanlarından Yakutiye Medresesi. Anam Fatih abi! Fatih abi! Ola kurban olayım sana. Sevgili seyirciler, kimle karşılaştık? Vallahi... Erzurum'un çok önemli duayen komedi sanatçısı ya, Fatih Mürdar. Fatih abi sen ne yapıyorsun burada? Ya, cibil peynir yedin mi? Yedim. Ayran aşı. Şey vardı neydi? Çete. Kadayıf dolması. Maşallah. Cağ kebabı. Ya. Cağ kebabının adını değiştirdik. Çağımızın kebabı. Ha çağımızın kebabı çağ kebabı. Çağ kebabı. 100 yılın kebabı bizim kebabımız. Sen ne yapıyordun burada? Fotoğraf mı çekiyordun? Şimdi burası 1310 yılında evet. İlhanlı hükümdarı Olcaytuğ tarafından evet. Hoca Celaleddin Yakut'a yaptırılıyor. Burası yani, medrese mi? Medrese. Cami değil mi? Yani? Hayır cami değil burası. Ama burada alim, ülema kişiler yetiştiriliyor. Mesela astronomi ilmine önem veriyor. İşte aradan yüzyıllar geçiyor. Bir de bakıyorsun İbrahim Hakkı Hazretleri yetişmiş. Bu medreseler o zamanın yani. Üniversiteleri bunlar. Bak güzel bir olay aklıma geldi. Tamam ne? 1960'lı yıllarda bir olay. Şimdi kardeş Erzurum'a ortaokula bir öğretmen tayin ediliyor. İngilizce hocası. Tamam. Öğretmen geliyor diyor ki çocuklar diyor herkes diyor yarın library diye holiday diye bir konu veriyor. Bunu diyor çalışacak. Çalışacak. Çocuklar gidiyorlar. İngilizce. İngilizce. He. Kızım bir tanesini kaldırıyor öğretmen. Diyor ki kızım diyor oku diyor dünkü verdiğin dersi. Kız okuyor işte. The Bronze went to the seaside at the seaside and August for that summer holiday hocam. Hoca diyor ki ne anlat çalışmamışsın diyor. Hocam diyor mazeretim var. Kız diyor nedir mazeretin diyor. He. Hocam diyor annemlerle birlikte böyle oturduk. Anam kuş kanada kartol yahnisi yapirdi. Birdenbire kapı çaldı. Kapıyı açtım. Bir de baktım ki bibim gillerle ezem giller bize gelmişler. Çoluk çocuk uşaklarla birlikte. Onam dedi ki aman dedi bu kartol yahnisi bunlara yetmez. Bunlara yetmez. Bunlar pis bozdur. Aman dedi ben tandırda kete yapayım. He. Anam tandırda kete yaparken birdenbire bahçe kapısının o kapısı açıldı. Pisik önde gidir arkadan da gudik gelir. Gudik pisiki sürür, gudik pisiki sürür, pisik de kaçır. Anam sinirlendi. O elindeki labadayı aldı. Nasıl fırlattıysa pisike. Pisik yerde hopladı, kındırlandı. Onun üzerinden labada gitti. İdare lambasının şişesini kırdı. Ha. Karanlıkta kaldık. Ders çalışamadı. Ders çalışamadım hocam. Hoca diyor ki ya diyor. Ne pisiki, ne güdüzüki, ne ezesi, ne bibisi diyor. Ne labadası? Ben labadası, ben bunu anlamadım diyor. Bu nedir diyor, bu nece konuşuyor? Hangi dil bu? Ha? Diyor ki hocam diyor, sen daha diyor Türkçeyi bilmiyorsun. Nasıl bize İngilizce öğreteceksin? Hayır. Kurban olayım sana. Süper. İşte böyle Erzurumlu vallahi aynı. Pisik kedi değil mi? Tabii. Gudik köpek. Köpek oluyor. Labada neydi? Labada da o tandıra böyle yapıştırıyor ha, ya. Ha biliyorum onu. Tahta. Bir de şey var kartol. Kartol. Vallahi ne ya, iyi oldu abi ya var. Seni gördüğüm. Vallahi Fatih abi. Hikayetleri. Erzurum'un masalları. İstanbul'da 15 tane konsolosluk varken Erzurum'da 1912'de 16 tane konsolosluk öyle var. Öyle mi? Tabii. Burası hani Doğu'nun Paris'i diyorlar ya. Ha, Doğu'nun Paris'i. Güneşin doğduğu yer. Kardeş Doğu'nun Paris'inde cidden rahmet ama daha gezeceğiz. Erzurum bu hafta gene soyuk. He soğuk. Erzurum soğuk abi. Bak bir gün Röya Muhtar bağlantı kuruyor. Ne diyor? Sevgili izleyiciler, Palandöken'de kar, bora, fırtına devam ediyor. Orada efendim hava sıcaklığı da çok düşük. Muhabirimize bağlanıyoruz. Hüseyinciğim kar, bora, fırtına devam ediyormuş Palandöken'de. Peki hava soğuk mu? Soğuk mu? Kar, bora, fırtına. Soğuk mu diyor? Yani Reha Muhtar'ı da çok özledik be vallahi. Bir de ben bir amcadan duydum. Amca dedi ki, kardeş dedi Erzurum'un yaz neyi ne? 9 ay kar, 2 ay yağmur. An bir ayda yazı yan görür yan görmür. Yani güneşi yan görür yan görmür. Gerçekten de bir ay mı? Genelde sıcaklık yani, değil yok, mi? Yine var sıcaklık. Tabii biraz espri yapmış ama bizim harman zamanımız vardır. Buğday yetişir. Mesela Anadolu'nun organik buğdayı burada yetişir. Ha. Mesela buranın bahar havasında, yaz havasında da doyum olmaz buranın serinliğine. Buradan güneşin batışı. Tabii canım. Çok güneşin güzel, doğuşu, güneşin batışı. İnanılmaz güzel. Evet. Bir de Fatih abi bak, şu anda görelim. Güneş batıyor mu? Biraz batıyor. Bak kardeşim bak. Böyle yan batır. Battı batacak. Yani az kaldı. Burada yani. Eskiden semaverler alınır getirirdi. Semaverlerle çaylar içilir. Ondan sonra lavaş ekmeklerin içerisine. Nasıl çay? Kıtlama çay. Kıtlama çayın en iyisi
Bir kıt yetti fırt. Nasıl bir kıt? Bir tane kıt kıtlayacaksan, ağzında tutacaksan yedi onu, fırt. Yedi tane fırt atarsan en iyisini çay sen bitti bir oluyorsun. Tane çay yedi fırt. Biter mi kardeş çay yok. Bir kıt. Bir kıt yetti fırt. Ha bir kıt yetti fırt. He. Ha. Onu içersen o zaman o yani sen demek ki kıtlamayı içiyorsun. İçiyorsun. Bazen kaşık koyarlar. Kaşığı koyduğu zaman adam çayı beğenmedin mi der. Çayımı affetme bırak benim çayımı içme der. Şimdi Erzurum'da adamın bir tanesi güzel bir lokanta açıyor. Hı. Lokantaya herkes geliyor yiyenler alıyor gidiyor yemeğini yiyor yiyor gidiyor yiyor gidiyor. Bir tanesi diyor ki beyefendi diyor yemekleriniz harika. O haşlamalar diyor o kuzu kapamalar diyor her şey çok güzel diyor. İşte çorbalarınız çok güzel. Yalnız diyor kürdan yok. Ha. Bir dakika kardeş değil. Ha. Karıştıran alır gider. Karıştıran alır gider. Hay! Dur! Anam! Anam bayıldım! Çok iyi bu. Bir şey söyleyeceğim. Karıştıran alır gider. Karıştıran alır gider. Kimse kürdan bırakmıyor. Buna kürdan mı dayanırdı? Şimdi bir tanesi de yine kahve açmış. Çay dağıtıyor herkese. Çok fazla espri yapma. Yerleri atıyorum kendim. Ama yapma. Yapma. Yerleri atıyorum. Yerleri atıyorum Fatih. Vallahi atıyorum. Tut beni. Var mı? Atıyorum. Tut. Kaldı. Köprü kurdu. Ne olmuş? Köprü kurdu. Erzurum'a köprü kurdu. En çok yapmak istediğim şey Erzurum'da Palandöken'de takla atma. Hayır. Takla da atabiliriz. Kızak kaymak. Ya kayık kaymak diyorlar, kayak kaymak diyorlar, kızak kaymak diyorlar. Hepsi var içinde. Biz bunlardan... Eskiden bunlara hızek derler. Hızek. Ha gelir. Gelir. Hızek gelir. Dur kardeş. Dur. Vay kardeşim benim. Sağ ol dadaş. Cidden rahmet. Allah razı olsun. Adın neydi? Selman abi. Selman. Selman bize şimdi hızek getirdi. Şimdi işte bizim meşhur hızekler. Eskiden böyle değildi tabii değil mi? Eskiden daha tahtaydı. Ha. Şu bu ne oluyor? Bu da hızek. Bu da hızek ama bunun freni var mı? Var abi. Şurada şimdi biniyorsun abi. Tamam. Burada arafar şey var. Ha fren nerede? Şu var ya şu metal abi. Ha. Nerede fren? Ha oraya bak. Vay freni de var. Sevgili seyirciler inşallah gelirsiniz Erzurum'a. İnşallah çıkarsınız Palandöken'e. Aşağıda böyle ayran aşınızı sıcak sıcak içip yukarıda kızeğinizi kayarsınız. Ben gidiyorum aşağı Fatih abi. Lütfen seni bir öpeyim. He. Kardeş sen. Biz vedalaşacağız Fatih abi. Ola Fatih abi. Kurban keseyim. Ola kurban olayım sana. Ola. Ola. Tabii böyle düşmeler oluyor. Bunları yaşıyoruz yani. Ah! Ya ne keyifli. Ah! Dur. Vallahi acayip güzel. Çok güzel. Kaçıyor. Ah. Hanginiz geçti? Ben geçtim. Ben takla attım. Ben geçtim. Hayır. Ya, şöyle. Hayır. Bir dakika. Ben geçtim. Hainlik mi yaptım? Nerede hainlik? Gel bir dakika. Hainlik attın. Orada erken çıktı. Diyor ki hainlik yaptın. Ben nerede hainlik yaptım? Ben geçtim. Sen orada geride bekliyordun. Bir dakika şunu tut. Fatih abi birinciyi açıklar mısın? Sana zahmet. Evet. Sağ olasın. Sevgili dostlar, şimdi birinciyi açıklıyorum. Evet, sağ olasın. Birinci, iki tane dadaş bir arada. Evet, sağ olasın. Ellerini kaldı. Ulan ikisi yo, de yo, kaldı. Ya. Biri... Ben geçtim abi. Hayır. Vallahi iterimsin. Ulan oğlum, bana torpil yaptırtırma. Beni kaldır, Naim Hoca kutban olayım, beni kaldır. Peki. Bir, iki, üç. Ya ben geçtim, ne alakası var adamı kaldırıyorsun? Yalla, git gelme. Hainlik yapıyorsunuz. Hainlik yapıyorsunuz. Hainlik. Ulan! Ama hainlik yapıyorsunuz. Gelirim Fatih. Burada bir hainlik vardı. Kimse kusura bakmasın. Ben seni geçirdim. Hayır. Aa, Kürşat'a sor. Arkadaş sadece bana bir el verdi. Ne el verdi ya? Aha dedi onun, ki ben... Onun hizeginin demirler iyi değil. Ya gördün mü? Anladın mı? Benimkinin hızı düşük. Ne hızı düşük abi, seninkinin? Allah yardım et. Sen nasıl hani Maradona eliyle gol attı ya. Dedi ki bu Allah'ın eliydi. Tamam. Kardeşim da bana yardım etti. Dedi ki abi böyle bir de Orhan'dan Habib Baba gibi geldi ona yürü dedi. Neyse yürü. Burada bir hainlik var. Burada bir hainlik.
hainlik var. Kürşat bir şey soracağım. Şimdi daha ne kadar duracak kar burada inşallah? Burada Nisan'ın 15'ine kadar rahat bir kar daha durur. İnşallah. Evet yani 15 Nisan'a kadar herkes gelip burada kayak yapabilir tabii, mi? Tabii kayak yapabilir. Şu anda çoğunun bilgisi yok. Hainler de dahil mi buna? Aynen. Hainler de bunun içinde mi hainler? Kardeş bu laf sana. Sen beni yardım et. Tamam bir de bir şey daha soracağım. Peki ilk kar ne zaman düşüyor genelde Erzurum? İlk kar Ekim'de yağıyor. Ekim'de. Ekim'de yağıyor. Biz evet. Aralık'ın birinden itibaren de suni kar sistemimizle sezonu açıyoruz. O da var. Tabii. İşte. O zaman diyoruz ki ne diyoruz? Doğu'nun sınırdaşı, Erzurum'un dadaşı. Efesi var İzmir'in, eğilmez Türk'ün başı. Ya. Aman Aras, Can Aras, Bingöl'den kalkan Aras, al başımdan sevdayı. Hazar'da çalka arası. Vay vay vay. Doğu'nun, Doğu'nun Paris'i diye boşuna dememişler. Hainlikleriniz için özellikle çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Hadi. (gülüyor) 4945, 4946, 4947, 4948. Sevgili seyirciler, tarihi Erzurum evlerinden birindeyiz. Burası bir pehlivan konağı. Burası pehlivan Battal abimin konağı. Battal abi, Erzurum'la alakalı ne varsa bu konakta toplamışsın. Allah razı olsun. Evet. Kültürümüze, tarihimize sahip çıkıyorsun. Evet. Memlekete de zaten Allah razı olsun. Hizmetin olmuş. Çünkü kendisi bir dünya şampiyonu. Şimdi Battal abim dünya şampiyonu bir güreşçi. Kaç yaşında başladın abi? 10-11 yaşında başladım. Biz alıp çocukken böyle harmanlarda güreştirirlerdi. Ben oradan bile sevdim güreşi. Ama babam sevmezdi güreşi. Aa. Şampiyon oldum, geldim babamla dayak yedim. Artık babam da ondan sonra bıktı benden. Dedi ki... Gerçekten mi? Gittik işte biz de güreş yaptık. Şükürler olsun ekmek yedik. İşte Türkiye şampiyonu olduk. Maşallah. Dünya şampiyonu olduk. Kendimiz, ben beden eğitim mezunuyum. Okulumu okudum. Maşallah. Türkiye'nin, dünyanın her tarafını gezdik. Bayrağımızı çektirdin mi göndere? Evet. Evet. Değil mi? Dünya şampiyonu oldun. Yani. Peki babam mesela geldin sen eve şampiyon oldun. Baba dediğinde nasıl? Ha, gerçekten dövüyor muydu? Bir gün şampiyon olup geldim. Elimde kupa. İçeriye girdim. Babam böyle yüzüme baktı. Ha. Neredesin oğlum? Burada iş güç var, tarla var, tapan var. Dedim baba güreşe gittim. Birinci oldum. Kupayı attım. Yine üzerime gelmeye başladı. Ona parayı attım. Oğlum dedi ya... Bir şey değil, güreşe gitme de kolunu kıçını kırarsın. Böyle bir anım vardı. Evet. Tabii sana kıyamıyor. Babam da bıktı, dedi ki artık daha gitsin, bıraktı beni. Ben de gittim Allah şükürler olsun, kendimizi kurtardım. Bunlar senin madalyaların değil mi? Bunlar benim 20 yıldır kazandığım madalyalarım. Ne kadar çok ya. Sen bana da, sen bana denk gelmemişsin. Battılar çok da hava atma. Ben şimdi sana şey yapmayayım dedim, bozmayayım dedim ama. Ben çok pis... Batı şaka yapıyorum ama benim üstüme geldiğini zannettim. Bir korktum dedim bir şey yapacak. Bir el var maşallah böyle. Elense mi diyorsunuz ona? Aa böyle işte. Böyle çekiyorsun. Var böyle emme basma tulumma gibi. Bu çok kuvvetliler ya maşallah. Ne yiyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Cağ kebabı dışında ne yiyorsunuz da böyle oluyor? Tereyağımız, balımız, köy yumurtamız. Ya. Abim burası bir Erzurum evi değil mi? Eski tarihi bir Erzurum evi. Burası yaklaşık 200 yıllık tarihi bir ev. İki evden oluşma burası. Öyle mi? Burası yıkıp döküldü. Biz bu hale getirdik böyle tarihi. Burada tandırbaşı var. Eskiden annelerimiz burada yemek pişirirlermiş, ekmek pişirirlermiş. Burası mı tandırbaşı? Tabii burası tandırbaşı. Ekmek piştikten sonra tandırın dibine patatesleri atarlardı. Eskiden. Patates derken pardon? Kartol. Kartol he. Kilerden peki şimdi başlayalım. Acaba yaparlar mı mesela? Kestane kartol yaparlar mı? Yani şimdi, şu an. O tarihimizi canlandırıyoruz burada. Eskiden. Mesela bir canlandırsak. Biz şu anda patates de, kestane de inşallah birazdan sobamızda. Aa soba var yapacağız. İçeride. Burada genelde müşterilerimize de biz patates közlemesi, kestane, yanında tereyağı, lavaş ekmek, güvermiş peynirle yastırlık olarak. Yatsılık. Evet, bizim yatsılık. Erzurum'un meşhur aslında sofrası yatsılık. Yatmadan önceki son yemek değil mi? Yatmadan doğru, önce son. Yatsılığa gidiyoruz efendim. Buyurun yatsılığa. Dışarısı soğuk siz burada. Bak kardeşim. Bak. Evet. Kartolları pişirmişler. Evet. Biz seninle soğukta beklerim öyle. İşte bizim meşhur kartol. Evet. Kartol nerede yapılır? Bu sobada yapılır değil mi? Soba, böyle soba olması soba lazım. Yani ama nerede yetişir? Korkala'da. Yani Korkala'da. Hasankalası'nda. Hasankalası'nda. Bir şey söyleyeceğim. Yetişir. Pasinler. Hasan Kala, Korkala. Korkala. Aynı mı? Aynı. Üç tane ismi var. İkisi lakabı. Ha? Ama en eski ismi Hasan Kala'dır. Sonra Korkala tabii. Demişler. Hasan Kala, Korkala. Evet. Peki, üstte de kestanelerimiz de var. Evet. Kardeş Erzurum burası. Dışarısı soğuk ama içerisi sıcak. Evliya Çelebi demiş ki, 12 ay demiş, kış var orada demiş, Erzurum'a gittim, yazı göremedim demiş. He. Yine seyahatnamesinde 11 ay 29 gün gittim demiş. He. Şimdi... Topla. İki kedi diyor.
damdan dama atlarlarken havada donup kaldılar diyor. Pisik. Pisik. Ya canım onu gudik kovalıyordur canım. Şu türküye geçelim. Hangi türküye geçelim? Ya ne güzel. Türkü mü söyleyeceğiz? Evet. Aa, bizim tamam bizim o zaman. Pisik türkülerimiz var. Biz aslında geldik buraya dedik ki yatsılık var. Yatsılıktan önce de bir türkü olur. Çok da güzel olur. Yatsılıktan önce mükemmel gider. Yatsılık. Kardeşim. Hadi pisiğe geçelim. Evet. Hadi. Hadi buyurun. Hadi gel. Buyurun. Hey hey. Can can. Tandıra koydum paçayı, üstüne örttüm keçeyi. Tandıra koydum paçayı, üstüne örttüm keçeyi. Yedi bir güveç paçayı, ev yıkanın pesigi. Yedi bir güveç paçayı, ev yıkanın pesigi. Hey hey! Hey hey! Can can. Pisik değil bir kışım, Allah'a kaldı işim. Pisik değil bir işim, Allah'a kaldı işim. Şimdi gelir er kişim, ev yıkanın pisigi. Şimdi gelir er kişim, ev yıkanın pisigi. Hey hey. Can can. O rafa koydum indirdi, bu rafa koydum indirdi. O rafa koydum indirdi, bu rafa koydum indirdi. Beni dadaşa döktürdü, ev yıkanın pisik. Beni dadaşa döktürdü, ev yıkanın pisik. Hey hey! Can can! Yükü yükledim kediye, yara yolladım hediye, yara yolladım hediye. Ahbabıma zifte diye dil edil, bezgadan alayım dadaş, ben kölen olayım dadaş. Hey hey! Vay vay! Can can! Hey! Hele bak! Hele arkadaş. Vardım gittim odasına, diledim mayıl oldum edasına. Mayıl oldum edasına. Çok yalvardım nadir edil, dızgadan alayım anı, ben kölen olayım canı. Çok yalvardım babası nadir edil, dızgadan alayım dadaş, ben kölen olayım dadaş. Alkış! Vay vay dadaş! Dadaş ne ettin bizi ya? Ağzıya sağlık. Ama gel. Dadaş ne pisli türküleri söyledi. Vallahi billahi otur. Geçin. Az önce türkü okuduk. Neydi? Pisik? Pisik de şimdi bizim genelde türkülerimizi esasında kadınlarımız yapmıştır. Pisik türküsünü de yine kadın yapıyor. Hanım diyor ki tandıra koydum paçayı, üstünü örttüm keçeyi. Yedi bir güveç paçayı, ev yıkanın pisiki. Aa. Pisik değil bir hışım. Allah'a kaldı işim. Şimdi gelir ergişim yani kocam. Evin adamı değil mi? Evin kocam. Adamı erim ha, er derler. Herif geliyor. Herif geliyor. Ulan beni dadaşa döktürdü ev yıkanın kedisi bundan sonraki döktürdü. Yani o rafa koydum indirdi, bu rafa koydum indirdi, beni dadaşa döktürdü ev yıkanın. Oyunu da var mı bunun? Var tabii. Ambele, o rafa koydum. Ambele oynanıyor ya ambele böyle. Bir de elinle işaret edeceksin. Kardeşim de öyle yapıyor. O rafa koydum indirdi, bu rafa koydum. İşaretsiz olmaz. İşaretini yapacaksın. Erzurum'da kış 8 ay olduğu için insanlar hoş sohbettir. Evet. Bizde mesela hekat derler anlatmaya. Ağzından bal damlayan kişiler. Hikayeler anlatır, hekatlar anlatır, masallar, hullikli, kaliklerin Mehmet. Bunlar bizim kültürümüzün hep en önemli ögeleri. Peki bu kartolu yiyecek ağız var mı bende abi?
Sende burun bile var onu yiyecek. Artık yatsılığı yesek mi, ne yapsak yani? Ha? Şimdi bu kartonun Avrupa'ya gitmiş haline kumpir değiller. Kumpir değiller. Ha. Bunu ele yarır içerisine koyur. Ele bir para alır ki İstanbul'da adamdan cebindeki cüzdanın gidir kardeş. Alt tarafı kartoldur. Kartol yani bu kumpir nereden çıktı kardeş yani? Patates işte kumpir. Bunun içine sarı yağ koyacak mıyız biz yine? Valla bunun içerisine ne koysan gider kardeş. Ha. Lavaş açacaksın. Ha. Evet. O kartolu arasına koyacaksın. Şu lordan koyacaksın. Bir de yağı koyacaksın. Biraz da tuz böyle katlayacaksın. Bir de tatlı çayla ama. Kıtlama mı? Avele var ya girişeceksin. Yiyeceksin öyle. Ondan sonra işe mi gidersen? Kar mı yağır? Dışarıda kış mı var? Sana tohumma. Sana ne kar yağıyor? Şimdi bakınız aslında bu bir ilaç. Bundan alacaksınız. Ekmeğin arasına koyacaksınız. İbrahim Bey. İbrahim Bey pardon. İbrahim Saracoğlu. Bir de keçi boynuzunu 7 dakika 16 saniye kaynatacaksınız. Ve hemen içeceksiniz. Allah'ın izniyle hiçbir şeyiniz kalmaz. Evdeki küveti suyla doldurmayın. Evdeki küvet toprak doldurun, maydanoz ekin. Dereotu ekin. Aşotu ekin, eşkın ekin. Sabahleyin onu yiyin, işe gidin. Hiçbir şeyiniz kalmaz Allah'ın izniyle. Allah'ın eczanesinden yararlanın. Bakınız çok önemli. İbrahim Hoca seni de çok seviyoruz. İbrahim Saracoğlu hocamıza da selam olsun. Günde 5 tane yumurta. 5 tane yumurta yiyecek. Bu kim? 10 tane. Bu kim? Karatay. Abi çok teşekkür ederiz Fatih abi. Hocalarımıza da selamlar. Erzurum'un kıymetli duayeni Fatih abi bize mihmandarlık yaptı, yardımcı oldu. Çok kıymetli abilerim. Size de çok teşekkür ederim. Ağzına teşekkür sağlık. Elinize kolunuza sağlık.